Libya'da selin yaşandığı bölgelerde bir yıl süreli olağanüstü hal ilan edildi. Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Haydar Essayih, yaptığı yazılı açıklamada gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Ülkenin doğusundaki Derne kentinde içme suyuna kanalizasyon suyu karıştığını aktaran Essayih, bu nedenle 150 kişinin içme suyundan zehirlendiğini kaydetti. Kentte içme suyunun tüketimi uygun olmadığını, başka kaynaklara yönelmek gerektiğini ifade eden Essayih, sel yüzünden zarar gören tüm bölgelerde bir yıl süreyle OHAL ilan etme kararı aldıklarını bildirdi. Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel fırtınası, Bingazi, Beyda, Merç, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu. Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü, selin vurduğu Libya'nın Derne kentinde hala 9 bin kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Ölü sayısı ise 10 binlerce olduğu kaydedildi.